Değerli seyirciler, tekrar merhabalar. Yeni bir iş, yeni bir kariyer programından ben Doktor Ekrem Çulfa. Şu anda Business Channel Türk TV stüdyolarındayız <laughs> ve çok değerli bir konuğum var. Değerli Kayam Bölükbaşı beyefendi. Evet. Tekrar stüdyolarımıza yoğun istek üzerine davet etmiş bulunduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Safalar getirdiniz. Teşekkürler, sağ olun. Ee, geçen e, program ki konulardan evet. e, yetiştiremediğimiz hı hı. yani yoğun e, sonradan da gelen sorular var evet. bunların e, yani seyircilerimize bir özet geçmek istersek e, dernek vakıf ve belediyelerin ve özel kuruluşların sizlerden ne gibi sanat faaliyetleri almakta olduklarını alabileceklerini hı hı. kendilerini geliştirebileceklerini e, konuşacağız. İkincisi, renk psikolojisinin insanlar ve kurumlar üzerindeki etkileri veya yani dikkat edilmesi gereken konular var. Üçüncüsü, flört ilişki yaşayanlar, evlenenler, aileler, bireyler karakter analizi konusunda da e, araştırmalarınız ve uzmanlıklarınız olduğu için evet. bilgi almak isterim. Evet. Bir sohbetimizde Hı -hı. E, belki e, hani devamlı bir araya gelip konuşmalarımızda ben bunları not aldım ve Hı -hı. merak edilen bir konu daha var. Spor kulüplerinin Hı -hı. formaları, işte tasarımları, Hı -hı. logoları, Hı -hı. renk seçimlerindeki katkılarınızı da duydum. Bunu da evet. sormak istiyorum. Evet. Ee, daha sonra yani eee Futbolcuların karakter analizlerinin, onların performans, başarı, işte e, alacağı kupalara katkıları neler olabilir? Evet. E, bu konuda kulüplere, takımlara, futbolculara veya sporculara e, ne gibi katkılar sağlayabilirsiniz. Evet. Aynı zamanda yeni evlenen çiftlere veya ailelere evet. ee, evlenmeden önce tabii evlenmeden ki. önce önce tabi bakılırsa e, daha 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 şey oluyor isabetli evet. çünkü evlendikten sonra insanlar evet. birbirlerini tanımıyorlar biliyorsunuz evet, doğru yani doğru. herkes güzelli fiz, fizyolojiye fiz, işte Piziğe. fiziksel tabi işte bu televizyonlardaki evlilik programlarını izliyorsunuz evet, yani bu. tamamen bir şaklavanlık yani orada bir evlilik filan falan tamamen şov maksatlı programlar yapıyorlar. Yani orada bir gerçek bir evli, niyet, evlilik, insanları evlendirmek falan değil yani. E zaten bu konuda da devlet bir önlem alacak tahmin Yakında ediyorum. Yakında diye bekliyoruz. Yani onlarınki bu işin şovu yani. Evet. Ama gerçek... asıl asıl amaç şimdi insanlar birbirleriyle flört ed ediyorken ederken. Evet, ederken. E şimdi ben mesela erkek olarak veya biz işte kadınlarda erkeklerin önce fizyonemisine bakıyorlar. Bir de maddi durumlarına, durumuna bakıyor. Bazı insanlar tabii maddiyetçi olabiliyor, bazıları olmuyor. Ama yani genelde bir takım beklentiler var. Yani kişinin gerçek iç yüzü nedir, karakteri nedir? E zaten insanlar ilk evlendi, yani evlenmeden önce, evlenene kadar, nişanlılık döneminde bile kendi iç yüzlerini göstermiyorlar. Çünkü hepimizin başından evlilikler geçti yani. Tamam. Yani evlilik başlayınca, evlendikten sonra bir yastığa başınızı koyunca herkesin gerçek yüzü iç yüzü ortaya çıkıyor değil tabii, mi? Tabii e Fabrika bunu... tabii. Fabrika ayarlarına dönüyorlar. Tabii dönüyorlar. Yani artık bir gizli saklı hiçbir şey kalmıyor. Yani belli bir zamandan sonra. Evet. E onun için şimdi insanlar evlenmeden önce bu işe e, yani karşısındaki kişiyi tanıyarak acaba ne kadar uyumlu olduklarını o şekilde İşte bu karakter test, analizi tabii testinde tabii, tespit tabii, edebiliyorlar. Yani ne kadar Gerçekçi o kişi ne kadar neşeli, ne kadar hayata bağlı, ne kadar e, değişken. Ne... Aslında çiftler birbirleriyle yüzleşirken evet. kendileriyle de yüzleşiyorlar. Kesinlikle. Kendilerini e... keşfediyorlar Aynen, aslında. Öyle. Tabii. Başka bir konu e, olacak evet. seyircilerimize buradan hemen evet. müjdelemiş olayım programın ilerleyen saatlerinde Cumhuriyetimizin e, Türkiye tarihini temsil eden. Bu tablo ve panodan da hocamıza sorular yönelteceğiz. Evet. Hemen o zaman birinci soruya tamam. başlayalım. Tamam. Yani kurumlar, belediyeler, sizden dernekler, vakıflar ne gibi? Yani şöyle 3-5 saniyede danışmanlıkları aldılar, almaları gerekiyor bahsederseniz çok memnun e şimdi, olurum. tabii ki dernekler, vakıfların da tabii bu tür öz, yani sanatsal faaliyetleri olmak evet. biliyorsunuz. E bunlar için de tabii bilir kişilere ihtiyaçları var. İşte mesela bir sergi organizasyonları olabilir. İşte kendileriyle ilgili, geçmişleriyle ilgili bir takım doneler toplanarak yani onların tarihsel Geçmişi geçmişiyle ilgili sergiler, organizasyonlar tabi yapılabilir. E sanatsal organizasyonlar olabilir, kurslar yap olabilir. Olabilir. Yani doğru, tefrişler doğru. olabilir. Çünkü tamam. yani şimdi resim ve fotoğraf neyse sanatsal obje ayrı bir konudur. Onu tefriş etmek, sergilemek de ayrı bir daldır yani. O da farklı bir konudur yani. Evet. E şimdi mesela bir resmi e biz bizde Anadolu'da adettir Tavana asarlar resimleri. Niye evet. belki çocuklar dokunma ama aslında o değil işte. Doğrusu insanın gözü resmin tam ortasına gelecek şekilde duvarda durması lazım. Ve aradaki espaslar filanlar filan falanlar. Yani tabii bu çok yüksek yere asılıyor. E, tabii olarak. genelde Anadolu şeyi. bu. Belki kırılır düşülür Aynen. kaygısıyla halbuki bir sanat danışmanından destek Aynen. alsalar kesinlikle. Yani hem insan psikolojisine Aynen. hem Aynen. ruhumuza bir Gıda olacak Kesinlikle. hem görsel olarak da zevkle. E tabi televizyona e, bakıyorsunuz gözünüzün seviyesinde olması gerekiyor değil mi? Resim de evet. öyle olması lazım. Evet. Ayakta durduğunuzda gözünüzün seviyesini resmin tam ortasında olması. Tam lazım. ortasında evet. olması lazım. Bu şekilde yani. Peki e, renk e, psikolojisiyle ilgili seyircilerimize neler söyleyeceksiniz? E, renk psikolojisiyle ilgili e, ne gibi faaliyetleriniz var? Şimdi renk, psikolojik, renklerin psikolojik ve fizyolojik etkileri var insanlar üzerinde. Bu tabi Türkiye'de çok bilinmeyen bir şey. Yani. Dikkat edilmeyen bir yani konu hiç yani. Hiç kimse bilmiyor ve yani bazı insanlar da dalga geçiyorlar. Yani konuyu bilmedikleri renklerin işte. psikolojisi ya, ya, mi olur ya, ya, diye. Tabi. Ve sokakta dikkat ediyoruz. Sırf zayıf görünme uğruna matem sizin o de tabirinizde siyah, tabi. siyah bütün, giyinen tabi. birçok bütün, insan bütün, var. Bütün, bütün bizim toplumumuz ve şey e, kreasyonlarda da maalesef yani bizim e, tekstil sektöründe de bu konuda bilgileri yok tahmin ediyorum. Evet. Çünkü bütün kreasyonlar siyah gri üzerine kurgulanmış yani. Ben şimdi bir mağazaya gittiğimde elbise almakta zorluk çekiyorum. Evet. Ben hayatımda yani hiç siyah giymedim. Bakın yine renkliyim. Evet, renkliyim. Benim enteresan sizin ben hiç siyah ayakkabı giydiğinizi kesinlikle görmedim yani. ayakkabım bile siyah değildir. Evet. Ee, o bakımdan şimdi tabii bu konuyu bilmedikleri için ben de bu konuda yani bu bu renk konusunu tabii ressam olduğumuz için bir yanımızda resimle ilgili, evet. tasarımcı olduğumuz için hem grafik tasarım hem tabii. resim. Yani bu renklerin e şeylerini renk konusunda bununla ilgili e öğrenme, bir bilgi edinmek için başlamıştım 15-20 sene önce. Fakat daha sonra da baktık ki bu renkler yani renk biliyorsunuz ışıktan oluşuyor. Işığın içinden oluşuyor. Evet. Işık nerede? Güneş. Güneş olmasa ne olur? Her taraf kapkaranlık olur evet, değil mi? Doğru. Işık e, olunca renk de oluşuyor. Işık bir enerji ise renk de onun içinden çıkıyorsa demek ki renk de bir enerji. Bu renklerin bize verdiği enerjiler var. İnsan vücudunda yedi tane şakramız var. Yedi tane renkle eşleşiyor. Mesela taç şakramızın rengi e, mordur. Alın şakra çivit mavidir. Boğaz şakra mavidir. Göğüs şakramız yeşildir. Göbeğimizin olduğu kısım sarıdır. Bu iç organlarımız, bağırsaklarımızın olduğu kısım turuncudur. Kuyruk sokumu, üreme organlarının olduğu kısımla bacağımızdan toprağa ulaşan kısım da kırmızı. Asıl ana şakra bizi hayata bağlayan şakradır yani. Şimdi kırmızı rengi olmayan insanlar hayattan kopuk, hayattan küsmüş insanlar. Böyle daha içine kapalı daha mesela mavi renkli insanlar bilhassa böyle hayattan kopuk, sakin, sessiz, içine kapalı insanlardır. Ama kırmızı renkli insanlar veya turuncu renkli insanlar daha böyle yaşama sevinci, aktif, enerjik e, sinerjik neşeli, tabii sinerjik, neşeli ve yapıcı, entelektüel oluyorlar. Evet. İşte bunları tabii maalesef anlatıyoruz tabii. İşte Siz de beraber de evet. e, danışanlarımız geliyor. İşte onlara da Onlara da bakıyoruz. Gerçekten analiz bana ediyorum. da renk analizi konusunda tabii. danışmanlık yaptınız. Ee, Giyinmeme o günden itibaren daha bir dikkat daha, ettim. Tabii ki. Tabii. Eşimle tabii. eşimin tabii. analizini yaptınız. Tabii. Daha bir uyumu yakaladık onunla. Tabii ki, tabii. Yani tabii. renk ve karakter analizi Kesinlikle. doğum tarihine göre tabii. analiz olsun. Tabii. Biz bu alanda çalışsak da bize de tabii. çok tabii. ben ve birçok dostuma katkınız oldu. Tabii. Danışanlarımız Sizinle görüştürdük. Evet. Peki bu tablo ve panoda şimdi, hani evet, bu e, dilerseniz kalkarak tabii, tabii, da izah anlatırım. edebilirsiniz. şimdi bu renk konusunu tabii bu yani vakıf olduktan sonra işte Cumhuriyetin 80. yılı 2003 yılı işte AK Parti'nin iktidara geldiği yıl oluyor bu. Yani 2000. burası şimdi şu. tabii şöyle anlatayım. Tabii. Burası Cumhuriyetin birinci yılı 1924. 24 10 tane kare var burada. 10'a 10 kareler. Burası 34 oluyor. 33 oluyor haliyle. Evet. 33 30. yani. 24, 33, 43, 53, 63, 73, 83, 93, 2003. Peki üçgenler yani, neyi ifade ediyor? Şimdi diyor? şöyle bu bu formlar o yılın içerisinde e, yapılan e, devrimleri veya anlaşmaları. Evet. Buna benzer şey. Şimdi burada 24, 25, 26. 26'da Marif Teşkilatı marif ile ilgili bir devrim, devrim yapılıyor. Evet. Yani Atatürk'ün yaptığı devrimler. Bu sarı ile bunu ifade ediyoruz. Neden? Çünkü bu marif, bilgi bilge ile ilgili. Evet. Sarının da formu üçgen. Üçgen. Evet. Üçgen olduğu için bu bu devrimi yani devrimleri üçgenle anlattık. Şimdi 26'da bu olmuş, 28'de de harf devrimi olmuş. E bu da bilgiyle bilgi bilgeyle ilgili bir şey olduğu için araştırdım. eğitimle ilgili eğitim tabi yani bilgelikle Hı. ve şeyle eğitimle bunları işte üçgenle ifade ettik mesela bu dairelerde o dönem o yıl yapılan Türkiye'nin yurt dışındaki başka ülkelerle yaptığı işte İran Paktı gibi veya bilmem ne gibi başka ülkelerle yaptığı bir takım Faaliyetler anlaşmalar anlaşmalar işbirliği tabi yani bu bu da Yeşilin de formu daire ile ifade ediliyor. Yani renk evet. formlarında evet. yeşil demek işte işbirliği, uyum, denge, güven, huzur demek. Evet. Yani evet. tabiatın rengi. Bu da bu şekilde ifade ediliyor. Şimdi burada bu ana şeyler büyük formlar işte o yılki karakteristik Türkiye'nin yaptığı şeyleri anlatıyor yani faaliyetler. Olanlar, yaşananlar. Tabii, tabii. bunun yanında burada küçük kareler var. Evet. Mesela bu küçük kareler şu kırmızılar cum cumhurbaşkanlarını anlatıyor. 10 tane cumhurbaşkanı geçmiş. Hepsi burada görüyorsunuz gördüğünüz gibi. E, bu morlar da anayasaları anlatıyor şunlar. Bundan da 4 tane var galiba. E, onun ya yani burada en önemli olan şey yani e, şu turkuaz küçük kareler bu karelerden e, 50, 80 yılda 59 tane bunlar hükümetleri 2003'e kadar olan. 2003'e kadar, evet. 23'ten 2003'e kadar e, şu turkuaz kareler Türkiye'deki de hükümetleri anlatıyor. E, bu hükümetlerin sayısı 80 yılda 59. 80'i 59'a böldüğünüzde e, hükümetlerin hani yine şu andaki gündemdeki konu televizyonlarda anlatıyorlar, Tabii. konuşuyorlar ya Cumhurbaşkanımız Tabii. da bahsediyor. Evet. 1.3 ortalaması. Yani, yani Türkiye'nin ne kadar istikrarsız. <laughs> bir hükümet modeline sahip olduğunu evet. bu bu resim bir ibret tablosu olarak anlatmakta evet. anlatıyor tabi bu resmi ben çok tabi sergilerde çok ilgi gördü satmadım peki bu neden resmi, kimseye vermedim bu resmi niye sakladım evet, bu niye resim sakladım? cumhurbaşkanlığında Türkiye Cumhuriyetinin cumhurbaşkanlığında sergilenmesi gerektiği için kimseye vermedim onlara ulaşabilirsek bu resmi İnşallah. cumhurbaşkanlığında sergilenmek üzere takdim edeceğim. Yani. Ve hediye edilmek üzere. Artık hediye mi ederiz karşılığını öderler mi onu bilemiyorum. Evet tabii ki. hakikaten. Şimdi, evet. Demek ki çok özgün yani, bir çalışma. Tabi bu çünkü yani burada da mesela ben e, Cumhuriyet'in 33. yılında doğdum. Bu, bu da beni ifade ediyor. Ressamın imzası burada. Enteresan bir yani bu Cumhuriyet'in 33. 1956. Ondan sonra bu sarılar şeyleri anlatır. Seçimleri 15 seçimleri. tanesi. 15 seçim ama 59 tane hükümet, hükümet. değişmiş yani. Ya. Düşünebiliyor musunuz yani evet. aradaki şeye? Peki bu, bu siyahlar ne iyi? Siyahlar ifade? da e, siyahlar, beyazlar ve griler e, de, Türkiye'de yapılan olan 80 yıldaki depremleri ifade ediyor. Beyazlar en hafifleri, gri olanlar orta şiddetli depremler, siyahlar da Büyük şiddetli. Yani ne kadar büyük mesela? Yani ölü sayısı 50 kişinin üstünde olan depremler siyahlarla bunları evet. da anlatmaya Burada çalıştım. Burada siyahın tekrar bir matem rengi olduğunu e, vurgulamışsınız. Tabii, tabii ki. Yani tabii yaz ki. süreci. Mutlaka. Mutlaka. Evet. Bir, de, bir de resimde siyah, beyaz, gri aratonlar da zaten evet. kullanmak gerekiyordu. Yani kullanılması gerekiyordu. Bunları çıkardığınızda bu resim bu kadar. Cıvıl cıvıl olmuyor yani Tabii. uzaktan baktığınızda. Aslında hayat iyisiyle kötüsüyle cıvıl cıvıl. Bu tablo sürekli mutluluk isteyenlere bir ders, Kesinlikle. sürekli mutsuzluk isteyenlere de bir ders. Kesinlikle. Bakın Tabii isteseniz ki. de Tabii ki. hayatınızı sürekli mutsuz edemezsiniz. Tabii ki. Bunu Tabii eğer ki. böyle görüyorsanız, evet. e, rengarenk göremiyorsanız evet. mutlaka bir uzmandan değerli seyirciler yardım almakta. Fayda var. fayda var. Hocam tabii başka birçok e, konu var. Buyurun tabii, isterseniz tabii, tabii. devam edelim. <laughs> Buyurun. E, seyircilerimiz şunu da merak Olmaz. edip bize ilettiler, sordular. Yani sizin gibi sanat danışmanlarından özellikle karakter analizi konusunda araştırmalar yapan uzmanlardan evet. ne gibi e, faydalar görebilirler? Yardım alabilirler. Şimdi önce şöyle, bir kere bizim toplumumuz tamamen siyah siyah odaklı. Evet. Futbol takımlarımız bile mesela, ben Beşiktaşlıyım. Evet, evet. Yani Benim çocukluk takımımdır Beşiktaş. Onlar bile devamlı kapkara böyle hamam böceği gibi, affedersiniz, giyiyorlar. Sürekli ikaz ediyoruz onlara medyadan ama tabii ki bu konuda bilgileri olmadıkları için bizi pek gale almıyorlar. Şimdi renk yani o enerji. Tabii. Siyahın enerjisi yok. Siyah dedim ya ışık yoksa şey de yok yani. Ee, Hayatta yok. Hayat yok, karanlık her taraf evet. kapkara. Siyah demek karanlık demek. Siyahın öbür adı kara. Kara. Siyah insanları ne yapıyor? Siyah giyen insanlar, kendilerini saklamak isteyen insanlar. Yani ne ne anlamda? Kararıyorlar işte. Karanlık karar karamsarlık veriyor siyah. Yani. Ama bazıları da asalet diye savunuyor. Yok kesinlikle öyle bir şey yok. O şimdi Veya zayıf gösteriyor diye. uydurması. Hayır. Öyle evet. o da o, o da şey değil. Yani. Evet. Gerekçe değil. Siyah yerine madem ki zayıf görünmek istiyor laciverti kullansın. Zaten <laughs> az önce siz dediniz evet. hani tekstilcilerin, modacıların e, ve birçok bireyin hatta kurumların Bilgisi sanat yok. danışmanlarından destek almadıkları gibi evet. e, kör inatlarıyla e, bilgilenmeden, yok. psikolojisini araştırmadan Kesinlikle. Kesinlikle. E, iş yapmaya çalışıyorlar. çalışıyorlar evet. Yani, Forma tasarımcıları mesela evet. adidaslar bilmem neler evet. kesinlikle bu konuda bilgileri yok. Futbolcuların isteğine göre hareket ediyorlar düşünebiliyor musunuz? Yani evet. E şimdi ya. futbolcu ne ne bilir bu işleri? Nereden tamam, bilecek kesinlikle. ne yapacak? Yani öncelikle insanlar gelip kendi içgüdü renklerini öğrenecekler. Tamam. Hepimizin bir içgüdü rengi var. Tamam. Yani benimki kırmızı, sizinki mavi veya sarı olabilir, öbürünkü mor olabilir yani önce kendi kişiliklerini, kişilikleri aklı, keşfetmeleri hakkında keşfetmeleri Tabii keşfetmeleri lazım. Peki çiftler sizden nasıl yardım çiftler alabilir? Çiftler zaten çiftler için çok önemli. Yani yeni bir evlenme yoluna girmiş olan çiftler. Mesela yani ciddi ben bir ilişki düşünenler. Tabii ki mesela ben şimdi şimdiki yani bu bu bilgim olsaydı eşimi ona göre seçerdim yani. Evet. Bana şimdi ben tabii hayatımdaki deneyimlere bakarak ve bu konuyu bildiğim için konuşuyorum. Şimdi ben hakikaten bakıyorum insanlara benim rengime uyanlarla daha çok anlaşıyorum. Kesinlikle. Ama Hatta uy bir ara... Ama uymayanlarla anlaşamıyorsunuz. Yani hem renginiz tutacak, burcunuz da tutacak. yani. Evet. Burçlar da önemli. Hem mesela karakter analizi kesinlikle de. Kesinlikle. Karakterlerin de bir uyumu olması gerekiyor. Olması lazım. Şimdi mesela işte demin anlattığım gibi ben kırmızıyım diyelim. Ben yani. aktif, enerjik, yaşama sevinci evet. olan bir insanım. Yani böyle daha olayları daha yakından takip ederim, hayata bağlıyım, yönetici duygularım tamam. var, tamam. dostluk hoşgörü var mesela. Tamam. Doğru kırmızılı. var yani. Bunları bir ben şahsen yaşadım evet. değerli seyirciler. Birebir evet. özel arkadaşlığımızda, muhabbetimizde. Ben şunu öğrendim. Hani evet. renk ve karakter analiz sonuçlarımı Kayahan Bey'den elde ettiğimde veya bilgilendiğimde birbirimizi kabullenme evet. ve Farklı renklere saygı ve hoşgörüyle e, gösterme tabii. ve e, görev dağılımında da bunları bizzat yaşadık. Şimdi Peki hocam şöyle buyurun bitirelim. bahsedebilirsiniz. Şimdi renkler uyum sağlamazsa insanlar birbirleriyle anlaşamıyorlar. yani. Kopukluk evet. yaşıyorlar. Doğru. Hepimiz siz de yaşıyorsunuz. Doğru, yani. doğru. Hep ben de yaşadım. Kesinlikle. Benim mesela eşim maviydi sonra öğrendim tabii. <laughs> e ben evet. kırmızıyım maalesef olmadı yani. Tabi o Vallahi, zamanlar bu araştırmalarınız tabii, olsaydı tabii. gençlikte Kesinlikle. gerekiyor tabi Yani eşler ve arkadaş da olsanız anlaşamıyorsunuz. Bırakın eşi yani. Evet. Anlaşamıyorsunuz. E şimdi bu yani bunu şey bir aileler yuvalar yıkılmasın aileler dağılmasın sloganımız var. Evet sizin böyle bir böyle projeniz bir sınıf, var. Bu evet. Birlikte da, yürütüyoruz. Evet, yürütüyoruz. Yani sebep bu işte. Yani daha önceden insanlar birbirlerini tanırlarsa. O zaman ona göre karar verirler. Evlen, evleniyorlar, çocuklar oluyor. Çocukların yüzünden ayrılamıyorsun. Yıllarca iki tarafta işkence çekiyor aslında yani. Biz hepimiz bunları yaşadık biliyorsunuz. Hepimizin çoluğu çocuğu var. Evet. E bu yani niye olsun böyle bir şey? Çocuklara çok büyük zararı var. Çocuklar anasız, babasız, alakasız büyüyüp başka yollara düşebiliyorlar. Kötü yollara, kötü arkadaşlara. Çünkü ilgi alaka olmuyor ki. Ana baba aynı çizgide olmadığı için. Doğru. Yani çocukları çok etkiliyor, geleceğini çok etkiliyor, İstikbalini etkiliyor. Yani bu tabi kurumsal anlamda da işte mesela diyelim ki. Spor e, kulüpleri ve mesela forma tasarımı, logolarında sizden yardım alsalar kazanımları kazanım, ne olur? Kazanımları şöyle olur. Mesela siyah siyah beyaz bir takım Beşiktaş, kırmızısı da var, hiç kullanmıyorlar. Şimdi siyah giydikleri her maçta ben dikkat ediyorum çok ya zor yeniyorlar veya muhalif oluyorlar. Evet. Ee, şimdi siyah enerji olmadığı için onlara bir enerji vermiyor yani. Yani evet. E şimdi hatta o, var olan enerjisini aşağı, aşağı çekiyor. Aşağı çekiyor ve karamsar yapıyor evet. futbolcuyu. Evet. Ya ama renk kullansalar. Şimdi beyaz ışık demek, siyah karanlık demek. Evet. Beyaz tabii her zaman siyah Tani Ama bunun yanına bir kırmızı ilaveseler. Yani siyahı çok az kullansalar. Kesinlikle. Çok daha takım, Azaltabilirler. Tabii takımın motivasyonu ve enerjisi belki iki katına çıkacak yani. Kesinlikle. de yani denemeye değer. Kesinlikle ama hani zaman zaman tabii takımın kötü günü olabilir. Yani tabii. istisnalar kaydı bozmaz tabii, ama tabii. bunlar çok önemli yani. Bir de e. iş yerlerinde mesela bir işe işe alınırken Avrupa'da bunlar uygulanıyor. Mesela bir bir kişi işe alacaksınız bir kurumsal firmada o kişi hakkında bir ön bilgi edinmek için bu renk analizi çok önemli bir şey. Ve yani. Karakter analizi. Karakter analizli. tabii yani kişinin karakterine bakıyorsunuz nasıl bir insan acıma duyguları var mı yok mu İşte şey mi gerçekçi mi dürüst mü tabii. yani şey mi yoksa hayal mi, peres, yoksa mi? Peres mi? Tabii. yani sakin sessiz mi aktif enerjik mi neşeli mi değil mi olaylara neşeli mi bakıyor yoksa kötümser mi bakıyor e bunların bunun gibi buna benzer değişim, arzu ve istek değişimi var mı? Sürekli farklı değişimler mi istiyor yoksa sabit, kararlı mı hayata bakış açısı yani? Bunları tabii ki insanları bir veya danışmanları devlet sektöründe olabilir. Kriminalde olabilir. Mesela poliste suçluları analiz edebilirsiniz. Bu kişinin yani hakkında ön bilgi edinmek için kriminal evet. polis poliste de bu tabii bilinmediği için bizim kriminalde bu tabii kullanılmıyor aslında. Önermek lazım. Tabii, Bu tabii. konuyu bilmiyorlar çünkü bilimsel bir şey yok değeri olmadığı için Türkiye'de. Tamam. Genellikle tabii. sanata verilen böyle analizlere veya danışmanlara verilen değer yeterince değil. E değil bilmiyorlar. Bunun arttırılması lazım. Tabii, bilmiyorlar bildirmek lazım. İşte, İşte sana. az önce bahsettiğimiz gibi vakıflar dernekler kesinlikle bütün kurumlar resmi ve sivil kurumlara bu evet. iş, bu iş yani gerekli bence yani sanat danışmanlığı kesinlikle. renk e, danışmanlığı ki, karakter tabii. analizi ve danışmanlıkları kesinlikle. Kesinlikle. az önce dediğiniz gibi de yani aileler e, i̇şte dağılmasın tabi aileler ve yuvalar dağılmasın yuvalar yıkılmasın gibi projeleri e, gerek birey olarak gerek e, kurum olarak Gerek belediye olarak Kesinlikle. evlendirme daireleri tabii, tabii. evlenecekler tabii, sizden tabii. hani bu konuda e, tabii. demişler ya bir bilene sor. Kesinlikle. O kadar. Şimdi mesela futbolcu alıyorum evet. kulüp adam ne oluyor oynayamıyor bilmem ne. Adamı tanımak istiyorsun. Tanımak tabii, istersen. Tabii. Bu nasıl bir karakterde bir adam? Tabii, o kadar kaç tabii. milyon dolar para veriyorsun. Tabii, e adamın tabii. kişiliği hakkında yönetim bir bilgi sahibi olmak istemez tabii, mi? Tabii. Ben olsam Kim isterim. Kim istemez? Ben kulüp başkanı olsam. Ya Pazarda yanım, bir elma tabii. alırken e, onu inceliyoruz. Yani yanımda, tabii. Altında çalıştırdığın kişiyi tanıman lazım yani. Tabii, doğru. E bu da ona işte bir yol yani bu olay. bu e, ilk aşamada yani kişi hakkında ilk bir ön bilgi sahibi yapıyor işte bizi yani. Evet. Tabii bunu işte tabii ben binlerce, yüzlerce kişiye baktık. Sizde de çalışıyoruz zaman zaman işte biliyorsunuz. Yani hiç hiçbir, hiçbir zaman yanılmadım yani. o Gerçekten. Kadar yani. Tam e, ayrılmak tabii üzere. Bu, bunu buyurun. da anlatalım İnsanların nüfus kağıdında doğduklarında ilk ne yazıldıysa isimleri ve soyadları. Soyadları. Oradan bakıyoruz. Ve yani. doğum tarihleri. Doğum tarihi de tabii önemli. burçları çünkü yani her grup. Farklı hava tamam. grubu mu su grubu mu tabii ki o da önemli yani. Şimdi Anladım. bazı insanın rengi tutuyor, burcu tutmuyor. Anlaşamıyorsun gibi. Ama bir yere kadar yine kopmuyorsun yani. Yani bunu Yani kavga gürültü ediyorsun. Evet. Ama devam ediyor. Uyumlu olduğunu biliyorsun. Evet. Devam ediyor. Evet. Niye ediyorsun? Renk tutuyor et. renk. Tabii renk tutuyor. Burcun tutmuyor. Mesela ben hava grubuyum, öbürü su grubu. Çok zor. Evet. Anlaşman. Ama renk tuttuğu zaman Kavga gürültü bitiyor ve yine devam ediyor. Devam ediyor. ediyor yani. O zaman ben son olarak e, evet. size bu arada çok teşekkür ediyorum. Rica ee, Seyircilerimize, belediyelere, derneklere, vakıflara şunu ifade etmek tabii. isterim. Aileler dağılmasın, yuvalar, yuvalar yıkılmasın, yıkılmasın. Tabii. kurumlar motivasyonlarını arttırsın, tabii. bireyler kendini keşfetsin dileğiyle. Kendi çalıştırdıkları insanları tanısınlar. Evet, kendi çalıştırdığınız veya beraber yolculuk Yat ettiğiniz, arkadaş olduğunuz, evlendiğiniz, birlikte iş kurduğunuz insanları tanıma adına mutlaka bir sanat danışmanından, sanat koçundan, karakter analistinden, psikologlardan, aile evlilik danışmanlarından, kısacası en akıllı olmak istiyorsanız bir bilenden akıl ve danışmanlık ve koştuk alın efendim hoşça kalın dostça kalın yeni bir iş yeni bir kariyer programıyla Business Channel Türk TV ekranlarıyla kalın ben Doktor Ekrem Çulfa sizleri tekrar özleyeceğim tekrar görüşmek için can atacağım dört gözle bir sonraki programımızı bekliyorum sizleri de e, bu stüdyoda görmek istiyorum. Hoşça kalın dostça kalın